Evet, hemen cümbüş geliyor. Kulaklıkları Ayça ve Direk taktılar bile. Burada konuşulanları duymaması gerekiyor onların. Bakalım neler çıkacak. Ben Ali Poyrazoğlu'ndan bir cümle daha alacağım az sonra. Hayatım sana yeni çıkan No Frost çamaşır makinelerinden aldım. Hayatım sana yeni çıkan No Frost çamaşır makinelerinden aldım. Diyecek bir tanesi öbürüne. Geçmişin esiri olmayı bırak, geleceğin mimarı ol. Anıl Ayvalıoğlu'ndan gelmiş. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Demiş Dilara Aydın. Dışarıdan bakınca öyle gözüküyor değil mi? Demiş birisi. Bakalım. Çal bir roman havası da neşemizi bulalım. Davut Simav göndermiş. Ve bakalım Ali Poyrazoğlu ne? Hangi cümleyi söyleyecek? Erkek olduğum için çok mutluyum. Erkek olduğum için çok mutluyum dedi. Şimdi ikisi hangisine çıkacak gücüne merak ediyorum. Yazık, başlarına neler geleceğini hiç bilmiyorlar aslında. Peki. Ben cümleleri okuyorum. Çal bir roman havası da neşemizi bulalım. Dışarıdan bakınca öyle gözüküyor değil mi? Bu onun arkasına gelse güzel olur. Hayatım sana yeni çıkan No Frost çamaşır makinelerinden aldım. Geçmişin esiri olmayı bırak, geleceğin mimarı ol. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Erkek olduğum için çok mutluyum. Peki. Buyurun gelin. Arkadaşlar, reenkarnasyon diye bir şey varsa eğer, geçmişte neydiniz? Reenkarnasyon varsa eğer, biliyor musunuz reenkarnasyon? Hani bir inanışa göre yeniden dünyaya gelmek falan gibi. Ama başka bir şey de olabilirsiniz. Ne olabilirsiniz? Ha, yanlış biliyormuşum reenkarnasyonu, vazgeçtim. Peki. Ha? At. Estağfurullah hanımefendi. Attın daha evvel. Peki. At derken? Yastık. Yastıktın. Süper. Geçmiş hayatımda bir yastıktım doktor bey. Yastık. Evet, çıkış noktamız yastık. Neden olmasın? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Kayınvalidem hamileyim dedim. Ama hamile falan değilim. Bana yardım et. İçime yastık falan koyalım, bir şey yapalım. Hayır, ben böyle oyunlara gelemem ya Rabbi. Ama neden anne, neden? Ah kızım, yavrum, yani sen kayınvalideni şey yapacaksın diye ben öbür dünyada çarpılamam. Çata çata vurur bana vallahi. Ay sonra düşürdün de yerim ayol. Yastık koyalım anne, bir günde böyle birden kilo almışım. Ne yapmışım böyle? Nasıl, niye kepek alamıyorsun yavrum? Sorun ne? Damatla ilgili bir problem var. Ayça. Hoşlanmıyor musun? Soğukluk mu var? Ne yani? Temas sorunu mu var? Çal bir roman havası da neşemizi bulalım. Allah Allah. Çalayım bari. Böyle olmaz romanla momanla yavrum. Buna bir şey... sorunlar var anne, psikolojik. Acaba senin kaynanan sana büyü mü yaptırdı? Kız. Getir bir tabure. Şu tabureyi getir. Perdelerine bakacağım. Günaydın tatlım balım kocam. Dilek. Anne işte hep böyle oluyor. Ne zaman yatağa girsem böyle kokular mokular falan. Hiç... Geçmişin esiri olmayı bırak, geleceğin mimarı ol yavrum. İyi düşün. Akıllı bir kadın ol. Canıyım mı? Hayır salak. Ne diyorum, bu adamda para çok. Ha. Ama senin kaynana sana büyü yaptırdı. Bak şimdi. Hani beni korkutuyorsun. Hani ya düşersen? Kızım. Domuz yağı. Kornişe domuz yağı sürmüş. Domuz karı. Ayça. Elli ince değil. Her perdeyi çekiş de senin gündüzün. Dışarıdan bakınca öyle gözüküyor değil mi? Ya. İşemiştir belki. Kız oraya nasıl işesin? Manyak. Manyak tabii. Zaten öyle yeteneği varsa o alın kaynana öp başına koy. Doğru söylüyorsun annem. Doğru söylüyorsun. Anne ne aksiyon meraklısısın ya. Yatağına bakacağım. Aç çarşafını, yorganını, yastığını. Aç. Aç. Dilek. Hiçbir şey yok. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Buralardaydı. Anne. Anne işte. Muska.
Vallahi. Haklı etin ayı. Normalde böreğini yapamaz senin kaynanan ama bak bunu nasıl sarmış. Kendi mi yapmış, hocaya götürmüş be? Dur. İçine ne yazmış? Dur okuyalım, okuyalım. Ayça. Sen oku. Ne yazmış bakalım? Al. Hayatım sana yeni çıkan No Frost çamaşır makinelerinden aldım. Bu salaklar muska yaptım zannediyor ama ben parayı götürdüm. Aa! Hoca da sen bizim kayınvalideyi kandır. Bak! Ya! Demek ki muska falan yalan yani. Bizim aramız gerçekten buzluk. Anne! Ben nerede yanlış yaptım? Kız şöyle boylu boylu uzanınca sana bir şey yapmıyor mu? Aşkım hoş geldin sen bebeğim otuz. Bir tanem. Ay harbi yap. Aşkım bak. Salak Dilek. Anadan doğma geziyorum ama bana mısın demiyor. Erkek olduğum için çok mutluyum da mı demiyor. Hiçbir şey demiyor. O zaman yavrum. Mafiş boşanacaksın.